Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok rahat çok pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz bir, bir omuz antrenmanı programı vereceğim. E, hatırlarsanız birkaç video önce bir full body program paylaşmıştım. O full body programda sadece iki tane omuz hareketi vardı. Bir ön omuz bir de yan omuz içinde ve bunlar ikişer setti. E, bu yeni başlayanlar için yeterli olsa da birazcık artık ilerleme kaydettikten sonra 5. 6. aylara geldikten belki bir yıla geldikten sonra bu tarz e, şeyler yeterli olmayacaktır. 1-2 çer setli egzersiz yeterli olmayacaktır. Bu yüzden ben sizlere uygulayabileceğiniz pratik bir tane omuz antrenmanı programı hazırladım. Ee, çok uzatmadan geçelim hemen. Şöyle... <laughs> şöyle... Antrenman programımız bu şekilde. Ee, bir öncekinde hatırlarsanız pull body verdiğimde sadece bir tane shoulder press vardı, bir de lateral raise vardı. Ee, bu da şöyle... Hani yeni başlayan olduğunuz için sadece iki hareket vermiştim. Arka omuz çalıştırmamıştım orada. Bunda artık biraz daha ilerleyeceğiz. Set sayıları biraz daha arttı, tekrarlar biraz daha arttı ve bunlar da biraz daha tükenişe yakın şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şöyle başlayalım. E, i̇lk başta şu iki hareketi beraber yazdım. Seviyenize göre belki e, güçlüyseniz ya da omuzlarınız yeterliyse iyi beslenebiliyorsanız ikisini beraber yapabilirsiniz. Ama e, ben genel olarak bir tane pres hareketini yeterli buluyorum fakat ikisini de yazdım. Ben ikisinin de e, uygulamalı olarak videosunu çektim. Birazdan göreceksiniz zaten. İkisinden birini tavsiye ediyorum size. Yani şu iki pres'ten bir tanesini kullanın ya. Dumbbell shoulder press ya da machine shoulder press. Yani makinede shoulder press yapın. Eğer dumbbell shoulder press yapacaksanız bunu 3 set 8-12 tekrar aralığında öneriyorum. Ee, 8 tekrar ve üstü ağırlıkları yapabildiğinizde 12 tekrara gelene kadar o ağırlıkla devam ediyorsunuz. 12 tekrara geldiğinizde artık o ağırlık sizin için hafif oluyor ve ağırlığı arttırıp tekrardan 8 tekrara dönüyorsunuz. Bu şekilde döngüsel olarak ilerleyip omuz kaslarınızı, ön omuz kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Makine dışı olur pres yapanlar için de gene aynı şekilde 3 set. Bunda biraz daha 10-15 tekrar aralığında yapıyoruz. Tekrarlar birazcık daha artıyor. Bunda gene üstündeki bir önceki harekette olduğu gibi aynı mevzu geçerli. Ağırlığı arttırdıkça tekrar düşüyor. Tekrar arttırıyoruz sonra ağırlığı arttırıyoruz. Tekrardan en başa dönüyor. Bir döngü oluyor. Dediğim gibi bu ikisinden birini pres olarak seçiyoruz. Devamında lateral raise'e e geçiyoruz. Bu da bildiğimiz şu yana açış hareketi. Bu yana açış hareketini 4 set koydum. Tekrar 12-20 biraz geniş bir aralık bırakmak istedim. Sizin hani kaldırdığınız ağırlığa göre. Genel olarak bunu hafif kilo ile daha düzgün e, formlarda yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben zaten bunu e, videoda uygulamalı olarak gösterdim nasıl bir formda yapılması gerektiğini. Siz de ona bakıp e, oradan düzgün formu öğrenirsiniz. Bunda da gene 10-12 tekrarın altına düşmeyelim. Bir 20 tekrarın da artık üstüne çıkmayalım. Oraya çıktığımızda artık o ağırlık bize birazcık hafif geliyor demektir. Ağırlığı arttırırız. 4 set uygulamanız yeterli olacaktır. Sonrasında full body'de bunu koymamıştım çünkü yeni başlayan birinin bunu direkt çalışmasına gerek yok. Artık koyuyorum. Bent over lateral raise. Bu da arka omuz kaslarımızı hedefleyen bir şey bir e, e, harekettir. Bunu da 3 set 15-20 tekrar aralığında uygulamanızı istiyorum. Arka omuz biraz daha hafif kilo ile daha yüksek tekrarlarda kasılan bir kas olduğu için e, buna 15-20 tekrar aralığında dedim. Şöyle bir programa genel olarak baktığımızda e, 3 setlik bir pres 4 setlik yana açış, 3 setlik de arkaya açış şeklinde bir program paylaşıyorum sizinle. E, bu omuz programını haftada 2 defa uygulamanızı ben kendi kafamda düşündüm. Haftada 2 defa uyguladığınızda e, 10 set, 10 set daha totalde 20 setlik bir omuz antrenmanı yapmış olacaksınız. E, gayet yeterli, iki, yani haftada yapmak için gayet yeterli bir sayı bu. Bu 10 setle, daha doğrusu 10 artı 10, 20 setle çok güzel bir şekilde omuz kaslarınızı geliştirebilirsiniz. E, i̇sterseniz çok fazla uzatmadan şimdi uygulamalı anlatımlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Dumbledore Shoulder Press hareketi ile başlıyoruz. Gördüğünüz şekilde Dumbledore'ı dizime koyup ondan sonra sektirerek yukarı alıyorum. İlk başta bir tane yavaş olarak gösterdim sonrasında da normal sanki bir sete giriyormuş gibi yaptım ve siz de bunu izlediniz. Bu şekilde e, yaklaşık kulak hizamıza kadar indirip oradan sonra yukarıya doğru tekrardan presliyoruz. Gördüğünüz şekilde bu egzersizi yaparken dirseklerimizi tam yana doğru açarsak sakatlık riski taşıyabilir. Dirseklerimiz yandan biraz daha içeride olacak. Yani tam 45 derece olmasa gerek yok ama birazcık daha içeride olması bizim için en optimal formu e, yakalayacaktır. Gördüğünüz şekilde uygulayarak press hareketini daha olur press hareketini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şekilde formu gördünüz ve sonrasında da yavaşça dizlerimize indirip oradan sonra da yere koyuyoruz. Şimdi geçtik machine shoulder press arkadaşlar yani makinede shoulder press yapıyoruz. Burada dirseğimizin pozisyonunu gösteriyorum. Hani kolumuz çok yana gitmeyecek. Dirseklerimiz bileklerimize dik olacak şeklinde. Burada e, sırtımızı dayadık, kendimizi sabitledik, presimizi yapmaya başladık. Bu presi uygularken e, bileklerimiz, dirseklerimiz de düz bir şekilde bulunacak ki e, güzel bir şekilde pres egzersizini uygulayabilelim arkadaşlar. Yavaş ve kontrollü tekrarlarla bu egzersizi güzel bir şekilde uyguluyoruz. Set ve tekrar sayılarını zaten ilk başta programda sizlere vermiştim. E, bu da makinede yani machine shoulder press egzersizi şekilde formunu tam olarak görüyorsunuz. En güzel en, en optimum form bu şekilde. Dumble bulamadığınız yerde bunu da uygulayabilirsiniz. İkisinden biri olacaktır. Şimdi bir sonraki aşamada aynı egzersizde şey göreceğiz. Bu hani hammer grip deniyor sanırım. Evet. Hani dikey şekilde tutup presliyoruz. Burada gücümüz biraz daha az olacaktır. Bu normal. Hani kaldırdığımız ağırlıklar bunda biraz daha düşebilir. Omuzlarımızdaki hissiyat bu egzersizde biraz daha artacaktır arkadaşlar. Biraz daha zordur onu kesinlikle söylemeliyim. Dediğim gibi daha az kilo kaldırabilirsiniz böyle. Ama omuzlarınıza daha efektif şekilde vurur. İkisini de deneyebilirsiniz. Eğer uygun şekilde aletiniz varsa ikisini de deneyebilirsiniz. En uygun form bu şekilde. Gene aşağı yukarı kulak hizamıza kadar indirip yukarıya doğru güçlü bir şekilde pres yapıyoruz. Şimdi geçtik lateral raise hareketine arkadaşlar. Bu lateral hareketinde de damlaları gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kavradıktan sonra cep hizamıza bakın elimle gösteriyorum. Cep hizamıza damlaları getiriyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hafiften öne ve yukarıya doğru gelmesine dikkat edin. Tam 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 yana açmanıza gerek yok. Çok hafif öne doğru gelecek. O şekilde bakın yandan gösteriyorum. Hani tam yana değil böyle hani kanat çırpar gibi değil de birazcık daha öne doğru kaldırıyoruz ki yan omzumuzu tam olarak hissedelim. Trapezlerden biraz daha yükü yan omzumuza doğru alalım. Bu egzersizi yaparken trapezleriniz ağrır bu normal arkadaşlar. Trapezlerin çalışmadığı bir lateral raise formu yok. Trapezleriniz kesin çalışır ama bu formu tam düzgün şekildeki gibi yaparsanız daha çok yan omzunuz aktif olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her açıdan, yandan, arkadan, önden açıyı gösterdim size formu. Bu şekilde uygularsanız yan omuz kaslarınız gayet güzel bir şekilde gelişecektir arkadaşlar. Şimdi son hareketimiz olan bent over lateral raise'e geçiyoruz. Bu da arka omuz kaslarımız için e, uygulayacağımız egzersiz ve son egzersizimiz arkadaşlar. Bunda da damlalarımızı alıyoruz kafamızı dizimizin hizasına getirip şu şekilde ekranda gördüğünüz şekilde dirseklerimiz olabildiğince dışarı doğru bakacak şekilde kaldırarak egzersizi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu da bir farklı açı. Egzersizin genel olarak uygulanışı bu şekilde. Oturarak da uygulayabilirsiniz, ayakta da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de sizin için gayet optimum olacaktır. Yavaş ve kontrolü tekrarlarla çok daha güzel bir şekilde verim alabilirsiniz bu egzersizden. Birazdan son bir form daha gelecek, onda da ayaktayım. Bu şekilde uygulayarak çok güzel verim alabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Omuz antrenmanı umarım işinize yaramıştır. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.